baştan kentsel dönüşümü kararı vardı. Vatandaş itiraz etti. Mahkeme Danıştay'a gitti. Danıştay iptal kararı verdi. Onun akabinde hemen Cumhurbaşkanı açık kamulaştırma kararı çıkardı. Onun da vatandaş yine itiraz etti. İtirazı üzerine Danıştay'a gitti. Danıştay yine kaç gün oldu işte? 10 gün oldu iptalına. Daha iptal olmadan benimkinin kaçak olduğunu diye yıkmaya kalkıştı. Taposu var zaten. Eskiden kargı ev. Ondan sonra inşa ettiğimiz zaman belge almıştım. 65 bin lira masrafım gitti. Seni... Dün de ben Mardin'deyken bir baktım gelmişler. Gelmişler diye binaya saldırmışlar. Çoluk çocuklarım içerideyken, bütün eşlerim içerideyken binaya vurdular. Eşyalarım benim berbat olmuş içeride. Ondan sonra belediye işçileriyle evimi tahliyeye başlamışlar. Bir kısmı götürmüşler, bir kısmı da daha duruyor. Bakalım artık durum nasıl olacak bizim. Korumaları, zabita, memurlar hep dışarıda. İkimiz baş başa oturduk, sohbet ettik. Dedi amca diş tarafına soracak. Dedi, valla para bitmiş, normal bir su yapacak. Yok dedi. Bitişte cam yaptığımızda Mardin taşı kaplaması olacak. Sizinki de aynısı olması lazım. Camın görüntüsü bozulmasın diye. Biz artık borçlandık, ettik. Artık onu da kaplama yaptık Mardin taşıyla. Durmuyor ki. 2021'de bir baktım. Bana tabli geldi. Bir hafta içerisinde boşalt, bina yıkacağız. Kardeşim niye yıkacaksın? Niye bana müsaade ettin? Niye ben o kadar masraf ettim? Altımı bozurdum, borçlandım. Arabamı sattım. Bir sürü masrafım oldu. Vallahi dedi, kentsel dönüşüm kapsamındadır. Yıkmak zorundayız. Neyse. Kentsel dönüşüm iptal edildi. Artık Cumhurbaşkanı kamulaştırma kararı çıktı. Ya da bekledik 15 ay. 15 ay daha biter bitmez. Karar çıkmış. O da şimdi diyor kaçak binadır. Bana kaçak binadan dolayı işte gelmiş. Binamı bu hale getirdi. Daha da yıkacak. Yani... Yeşilli'de binalar %80 kaçak. Çıksın görsünler bak. Eğer yalan desem öyle olacak. Bildiğim kadarıyla her kim geliyor diyor git sen inşaatını yap sonra ruhsatını alacaksın. Çıkarıp gidiyor artık bir sefer, iki sefer, on sefer aciz oluyor adam. İşte bütün millet yani hemen hemen %80'i belki kaçak binalar. Ya talebim artık halimi Allah'a havale ediyor. Başka tarafı ne kaldı? Adam devletin yüzünün arkasını almış, istediğini yapar. Ancak Allah ona